Türkiye'de yayın balığının ticari ortamda, yani kültür balıkçılığı ortamında yapılan ilk tesis olduğu için önümüzde bu tesisin proje özelliklerini ne şekilde yapılacağı üzerine bir kaynak yoktu. Biz bu kaynağı işte bilgisine güvendiğimiz üniversitedeki hocalarımızdan, kırsal kalkınmadaki uzman arkadaşlarımızdan araştırarak biz belirli bir şeye getirdik. Gemi inşaat mühendisi bizden, bilgisine güvendiğimiz abilerimizden destek alarak, projeleri, bu yüzdürme şeylerini yaparak bu tesisi projelendirdik. İPAR'da sunduk. İPAR'ın desteğin de %50 hibe desteği olduğunu, kadeve muafiyetinin olduğunu. Şimdi bunların hepsi çok büyük avantaj. Kırsal kalkınmada proje hazırlayacak firmaların öncelikle bilmesi gereken şu: ciddi bir yatırımcı olmak. Yani donanımlı bir yatırımcı olmak. Yani ben gideyim kırsal kalkınmaya bir proje hazırlayayım, bunun %50 hibesini alayım, ben bu %50 hibesini, öyle bir mantık yok. Siz gerçek anlamda bir projeyi hazırlayacaksınız. Hazırlamış olduğunuz proje havada olmayacak, yere basacak. Yani denetleyen arkadaşlar öyle ona yüzeysel bakan insanlar değil. Yani İPAT'ta bir destek programından faydalanmanın en büyük amacı ciddi bir yatırımcı olacaksın. Burada yapmış olduğumuz tesisi kırsal kalkınmanın uzmanları geliyor, denetliyor. Yani ben bir proje hazırladım, verdim, hemen bu geçecek diye bir mantık yok. Biz burada şimdi şu anda üniversite, devlet ve özel sektör birlikte çalışmayla bu başarıyı elde ettik. İPAT desteklerinden dolayı Avrupa Birliği'ne, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na ve TKDK'ya desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerini benim ve firmam adıma iletmeyi bir borç bilirim.